Arkadaşlar merhabalar, bu videomda üçgende eşlik konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani açıkenar açı eşliğinde kaldık. Sayfa numarası 54'teyiz. Açıkenar açı eşliği nedir arkadaşlar? Bakın başlıktan da belli. Aynı kenara ait açılar, iki üçgende eşit kenarlara ait karşılıklı açılar birbirine eşitse. Bakın çift çizgi kenarına ait açılar noktaya çizgi ise, çift çizgiye ait açılar noktaya çizgi ise bu iki üçgen nedir diyeceğiz? Eş üçgendir diyeceğiz. Ya da bunu böyle açıkenar açı eşliğini bu şekilde akılda tutmak biraz zor olabilir. Hocam işte kenara ait açılar noktaya çift çizgi, kenara ait açılar noktaya çift çizgi, noktaya çizgi. Tamam, olabilir, sıkıntı yok ama şuna dikkat ederseniz arkadaşlar bence bu daha kolay. Buradan yapmanız daha mantıklı bence. Dikkat ederseniz nokta var, çizgi var. Arkadaş şu üçgende nokta çizgi 3. açı çift çizgi ise bu üçgende de nokta çizgi 180'e tamamlayan açı 3. açı çift çizgidir. İki üçgende bütün açılar birbirine eşit ve bir açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşitse bu iki üçgen nedir arkadaşlar? Direkt eş üçgendir diyebilirsiniz. Yani bütün açılar eşitse iki üçgende ve herhangi bir açının aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşitse bunlar ne oluyor arkadaşlar? Eş üçgen oluyor. Bu şekilde yapabiliriz. Peki burada eşliği yazarken hocam sen bunun eş olduğunu anladıktan sonra gerisi kolay. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. Noktanın karşı çizgi ise noktanın karşı çizgidir. Çizginin karşısı S ise çizginin karşısı S yazabilirsin. Ya da eşlik yazarken işte bu şekilde kenarların eşitliğini gösterebilirsin. Üçgenleri yazarken de ABC üçgeni yazdıktan sonra bakın ABC çift çizgi nokta çizgi. Burada da çift çizgi nokta çizgi yani FDE diye gitmek zorundasın. Eşliği de bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Tamam. Bence tekrar söylüyorum. Şuna bakmaktansa aynı kenara ait açıların eşit olmasına bakmaktansa üçüncü açılar eşit oluyor ya, eşit açıların karşısındaki kenarlar da eşitse eş üçgen demek daha mantıklı arkadaşlar. Geldik buraya. ABC ve BCE birer üçgen. Birer açıları eşit verilmiş. Şimdi BD 2 birim, CD 3 birim, AD ile CE birbirine eşit verilmiş. AD ile şu kenarla CE birbirine eşit verilmiş. Hocam hiçbir şey yok ki. Sadece bir kenarlar var, bir de birer açılar var. Ne yapacağız burada? Dedim ya size arkadaşlar. Üçgende eşitlik konusunu yapabilmek için bir önceki videoda da dedim. Ne dedim? Sanki benzerliği yaparsak daha sağlıklı olacaktır. Benzerlikte mesela ben bunu kalıp olarak verdim. Şimdi şu kenarlara ait şeylere bakacak olursak. Hocam bu kenar işin içindeyse bu büyük üçgen için içindedir. Hocam bu kenar işin içindeyse bu büyük üçgen işin içindedir. Şimdi iki üçgene bakacak olursanız bakın şu dikey üçgenle arkadaşlar şu dikey üçgenle şuradaki üçgen, bunu da maviyle göstereyim. Şuradaki üçgende arkadaşlar bakacak olursanız her iki üçgende birer açıları eşit mi? Eşit. Hocam burası ortak açı. Her ikisinde de buradaki açı aynı açı. O zaman şunu diyebiliriz. Nokta karaladığım açı varsa burada 3. açı çift çizgidir. 180'e tamamlayan açı. Burada da nokta karaladığım varsa buradaki 3. açı da çift çizgidir diyebiliriz. Bütün açılar birbirine eşit iki üçgende. Bakın şu sarı üçgenle şuradaki mavi üçgende bütün açılar birbirine eşit. Ve karaladığım açının karşısında kırmızı kenar şu kenarla dikeydeki karaladığım açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Yani iki üçgende bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olduğundan dolayı bunlar birbirine eş. Hocam eşliği başka nasıl söyleyebiliriz? Bakın şuraya kırmızıya çift çizgi diyelim isterseniz. Çift çizgi kenarına ait açılar noktaya çift çizgi. Çift çizgi kenarına ait açılar noktaya çift çizgi. Yani açıkenar açı, açıkenar açı eşliğinden dolayı da diyebilirsiniz. Ama açıkenar açıyı bazen fark etmek zordur. Bütün açılar eşitse ve aynı açının karşısındaki kenarlar da eşitse eşittir demek daha mantıklı. O zaman burada ne yakaladık arkadaşlar? Bu sarı üçgenle mavi üçgen birbirine eş. Madem sarı üçgenle mavi üçgen birbirine eş, çift çizginin karşısı 2 ise buradaki çift çizginin karşısı da 2'dir. Ali Bey uzunluğu soruluyor bize. Burada noktanın karşısı kaç? 5 ise buradaki noktanın karşısı. Buradaki noktanın karşısı da kaç olacaktır? 5 olacaktır arkadaşlar. Zaten benden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey'e baktığımızda toplamda 5 yaptı arkadaşlar. Evet, bu sorumuzun cevabı 5 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bak 90'lar var burada. Tekrar söylüyorum. Bunu da kalıp olarak vereceğim zaten şeyde. Şimdi 90'lar yani şu an için zor ama benzerlikten sonra kolay olacak. Merak etmeyin. İsterseniz benzerlikten sonra bu videoları bir daha izleyin şöyle bir. Ya da kendiniz bir daha konu anlatımını kendiniz böyle konu anlatımının üzerinden geçin diye tavsiye ediyoruz. Şimdi burada 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dalarız arkadaşlar. Alfa beta. Alfa 90 beta. Çünkü burada ne oldu? Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece arkadaşlar. Hocam beta 90 ise buradaki sıradaki açı da alfa olmak zorunda. Niye? Burası 90 ise bu iki açının toplamı da 90 olacak. Burası beta ise burası da alfa olacak. Alfa 90 ise o zaman buradaki açı da beta olacak. Dikkat edin. Şu üçgenle alfa betalı, bu üçgen de alfa betalı. O zaman bu üçgenler ne oldu? Bakın alfa beta 90, alfa beta 90. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen eş üçgen. Çünkü bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan eş üçgen. Ya da çift çizgi kenarına bakın arkadaşlar. Çift çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Çift çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Nereden geldi bu? Açı kenar açıdan. Açı kenar açıdan dolayı ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu diyebiliriz. Ya da tekrar söylüyorum. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındakiler eşitse iki üçgen eş üçgendir. Madem eş üçgense eş üçgenliğini kullanın arkadaşım. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Alfanın karşısı 2 ise alfanın karşısı burada da 2'dir. Beta'nın karşısı 6 ise buradaki beta'nın karşısı da 6'dır. Benden şurası isteniliyor. Dik üçgen var burada. Burası 6. Burası 8. 6, 8, 10 üçgenden AC uzunluğunu 10 buluruz arkadaşlar. Evet, bu sorumuzun cevabı da böylelikle 10 çıktı ve geldik diğer soruya. Şimdi BC ile bak 90 dereceler verilmiş. BC ile AE birbirine paralel verilmiş. Şunlar birbirine paralel. Hocam bunlar boşu boşuna paralel vermemiştir. Bunlar paralelse burası 90 ise buradaki açıda 90 derecede midir? Evet. Şimdi bir önceki sorudan dolayı öğrendik zaten. 90'lar havada uçuşuyorsa ne yapıyoruz? Alfa beta'ya dalıyoruz. Bak alfa 90 betaysa alfa ile beta'nın toplamı 90. Tamamı 90 ise burası alfa yapar. Çünkü toplamlarının 90 olması için. Alfa 90 ise burası da ne yaptı? Beta yaptı. Bakın şu üçgenle şu üçgendeki bütün açılar birbirine eşit. Hocam burada 90'ın karşısı var. Burada 90'ın karşısı boş. Ama dik üçgen var burada. 9, 12 ne üçgeni? 3, 4, 5'in katı 15. Şimdi dikkat ederseniz burada 90'ın karşısı 15. Buradaki 90'ın karşısı da 15 arkadaşlar. Şuraya bakacak olursak değil mi? Evet 15 burası 9 altta. İki üçgende alfa beta 90 alfa beta 90. Bütün açılar eşit. Ve 90'ın karşısındakiler birbirine eşit olduğu için eş üçgen. Ama başka bir sebebi de şu. 15'e ait açılar alfaya beta. 15'e ait açılar alfaya beta. Buradan görmek biraz zordur tabii ki. Bütün açılar eşit ve 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı eş üçgen demek daha mantıklı. O zaman burada ne isteniyor? Beta'nın karşısı x. Zaten buradaki beta'nın karşısı kaç? 12. O zaman buradaki beta'nın karşısı da kaç olmak zorunda? 12 olmak zorunda. Yani cevabımız böylelikle 12 yaptı sevgili gençler. Geldik bir sonraki soruya. 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacaksın? Alfa beta'ya dalacaksın bir kere. Yapacak başka bir hamle yok. Hocam 7'nin karesi artı 15'in karesinden burayı bulacağız mı? Hayır. Saçma Pisagor'u yapma. Lütfen yapma. Çünkü her ikisi de asal zaten. Özel bir üçgende değil. 7, 15'te burası da kök bilmem kaç çıkacak. Gerek var mı? Yok. Dal kardeşim alfa beta'ya. Alfa beta. Alfa beta. Toplamı 90. Hocam tamam 90 ise burası da alfa. Hocam burası da beta mı yapacak? Hayır. Olur mu ya? Burası beta. Ya burası 90 değil ki. Bakın alfa beta toplamı 90. Buraya şurası 90 olsaydı evet burası beta olurdu ama 90 değil. Ne yapacağız hocam burada? Hiçbir şey yapamıyorum. Şu x'i bulmak için ne yapmak lazım arkadaşlar? Bu x'i bulmak için 90 derecelerde varsa büyük ihtimalle Pisagor'dan bulacağız. 90 dereceye karşılık getireceğiz. Peki 90 dereceye karşılık getirirken ne yapacağız arkadaşlar? Dik çizeceğiz. Dik çizme mantığının iki tane özel üçgenlerde de söylemiştik. İki tane mantık olduğunu biliyorduk zaten. Hocam buradan dik çizeriz. Ama buradan dik çizince bak burası çift çizgi verilmiş. Buradaki çift çizgiyi niye bozuyorsun? Bana çift çizgi demek ki bütünsel lazım burada. O yüzden ne yapmak lazım? Ya x'e ait bir dik üçgen oluşturmak için ya buradan dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. Bak buradaki dik daha mantıklı. En azından çift çizgi bütün duruyor. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Bak şu üçgenle şu üçgende bütün açılar eşit. Ve 90'ın karşısı çift çizgi 90'ın karşısı çift çizgi. Yani eş üçgen oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eş üçgeni kare konusunda da çok kullanıyoruz. Böyle sorular karede de çok çıkacak karşımıza. Neyse. Hocam çift çizginin kolları alfa beta. Çift çizginin kolları alfa beta olduğundan iki üçgen açıkenar açıdan eş üçgen oldu arkadaşlar. Eş. Neden dolayı? Açıkenar açıdan dolayı. Ama şu şekilde bütün açılar birbirine eşit ve 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit olduğundan eş üçgen olduğunu fark etmek daha kolay. O yüzden ikisi eş üçgen oldu. Aynı açının karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. O zaman madem bunlar eş üçgen beta'nın karşısı 7 ise beta'nın karşısı burası da 7'dir. Alfanın karşısı 15 ise alfanın karşısı burası da 15'tir. Hocam tamamı 15. Buraya kaç kaldı? 8 kaldı. 8, 15 ne üçgeni arkadaşlar? 17 üçgeninden. Cevabımız da kaç çıkar? 17 çıkar. Evet. Açıkenar açı eşliği ile ilgili son sorumuz güzel bir soruydu arkadaşlar. O da cevap 17 yaptı arkadaşlar. Şimdi geldik kenar 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 eşliğine. Bu daha kolay ve daha kolay bir şekilde fark edilir arkadaşlar sorularda. Genelde bu açı kenar açı eşitliği de bütün açılar birbirine eşit ve aynı açının karşısındakiler eşitliği daha kolay fark edilebildiği için sorularda kolaydır. Yoksa çift çizginin kolları alfa beta, çift çizginin kolları alfa beta biraz sıkıntı yaratabilir. Bir de en baştaki ne anlatmıştık arkadaşlar? Kenar açı kenar anlatmıştık. Zaten bir açının da kollarına baktığınız zaman çünkü bir açının kolları iki üçgende alfanın kolları çizgiye çift çizgi, alfanın kolları çizgiye çift çizgi dediği zaman bu da sanki biraz kolaydı arkadaşlar. Şu ikisi kolay. Birinci ve ikincisi kolay ama pardon. Kenar 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 da kolay olacak. Bu da kolay. Ya bu biraz zor aslında ama bu da şu mantıkta bütün açıların eşitliğinde 90'ın karşısındakiler de eşit olduğunu kullanınca daha kolay oluyor arkadaşlar. Değil mi? Evet neyse çok gevezelik yaptım ya nedense. Gelelim şuraya. Evet gevezelikler bazen sizi dinlendirme adına oluyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bu teknik dershanede de kullandığım tekniktir. Yani boşa geçmiş bir zaman değildir. Çünkü burada nedir? Bir ders yani 40 dakikalık bir ders mantığıyla işlediğimiz için sıkıntı yapmayın. Neyse geldik şuraya. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse iki üçgen eşit. Zaten eş üçgenler burada daha rahat bir şekilde fark edilebiliyor. Niye? Bütün kenarlar eşit hocam. Bütün kenarlar eşit. Aa o zaman iki üçgen eşittir. Biz ne diyorduk eş üçgende arkadaşlar? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir diyor muyduk? Evet. Tam tersi. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitse iki üçgen eşittir. Tamam eşittir ama hangi üçgenler benzer hocam? ABC ile DEF mi? Hayır. Açıları da yazacağız onun için. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Biz şunu diyorsak tekrar söylüyorum. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitse eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir. Mesela çift çizgi gören nokta açısıysa çift çizgi gören buradaki açı da nokta açısı. Çizgiyi gören burası çizgi ise çizgiyi gören buradaki açı da çizgidir. S'yi gören burası çift çizgi ise S'yi gören açı buradaki de çift çizgidir diyebiliriz. O zaman burada ABC'yi yazdıysam nokta çift çizgi çizgi diye gittiysem burada da nokta çift çizgi çizgi. Yani DFE üçgenidir, benzerdir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam, buna dikkat edin. Siz genelde rahat bir şekilde en rahat bunu görürsünüz zaten. Bunu fark edersiniz eş üçgenlerde arkadaşlar. Mesela geldik buraya. Arkadaşlar bu bir dik üçgen. Dik üçgende şuraya A dersem buraya B dersem. Hocam burası da A burası da B. A'la B'lik. Arkadaşlar bu bir dik üçgen olduğu için dik üçgen olduğundan dolayı Pisagor bağıntısından dolayı Pisagor bağıntısı yapacak olursak normalde B kare eşittir A kare artı AC'nin karesi. Yani bunun tamamına C dersem. B kare neye eşit arkadaşlar? A kare artı C kare eşit. Hocam bu da bir dik üçgen. Buradaki dik üçgende de B kare eşittir A kare artı C kare olmalı. O yüzden burası da C oldu. Yani şuradaki kenarla şuradaki kenar eşit oldu. İki üçgen şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Bu üçgenle şuradaki üçgen eş üçgen oldu. Çünkü niye? Bütün kenarlar birbirine eşit oldu. Bizden ne isteniyor? B, A, E. Bütün kenarlar birbirine eşitse o zaman ne diyorduk arkadaşlar? Eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. O zaman burada ben buraya alfa dersem A'yı gören alfaysa buradaki üçgende de A'yı gören alfadır. Hocam C'yi gören buraya beta dersem C'yi gören buradaki açı da betadır. Alfa artı beta 90 derece değil midir arkadaşım? Evet. Bizden ne isteniyor? BAE açısı. BAE yani buradaki açı alfa artı beta isteniyor. Alfa artı beta zaten 90 derece arkadaşlar. O zaman cevabımız 90 yaptı. Evet bu sorumuzun cevabı 90 oldu. Geldik şu soruya. Ne demiş burada? Arkadaş çizgi çift çizgi demiş. Çizgi çift çizgi demiş. Allah Allah. Burası da S demiş. Burası da S demiş. Ya şuradaki kenar boşlukta kalmış. O zaman ben buraya bir X desem. Buraya Y dersem. Burası da Y mi? Y. Dikkat edin arkadaşlar. Çizgi S X artı Y. Çizgi S X artı Y. O zaman şu üçgenle şu üçgen ne oldu arkadaşlar? Çizgi S X artı Y. Çizgi S X artı Y. İki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit. Dolayısıyla bu iki üçgen nedir? Eş üçgendir. Neden dolayı eşittir? Kenar kenar kenardan dolayı eşittir arkadaşlar. Eş üçgenlerde temel mantık neydi arkadaşlar? Aynı kenarı ya aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. En önemlisi bu. Ya da eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir. Hocam burada X artı Y'yi gören 85 ise burada da X artı Y'yi gören 85'tir. O zaman burası 85. Çizgiyi gören 25 ise buradaki çizgiyi gören açı da 25 derecedir. 85, 25 daha 110. Buraya 70 kaldı. Aynı şekilde buraya da 70 derece kaldı. Bak S'yi gören 70 ise S'yi gören 70'ti diyebilirdik. Bizden BDE açısı. BDE açısı. Burası 110 derece değil mi arkadaşlar? Evet 110 eksi ABC açısı. 110 eksi 70 isteniliyor. O da kaç yapar arkadaşlar? 40 derece yapar. Evet, bu sorumuzun cevabı böylelikle 40 yaptı ve geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da arkadaşlar AB ile AC şu bir ikizkenar üçgen verilmiş. İkizkenarlığı kullanacağız arkadaşlar. Açıda verilmişse açıya dal diyor sana. Alfa dersem ikizkenardan dolayı alfa artı 15 ise burası da alfa artı 15 midir? Evet. Sonra AE ile DC birbirine eşit verilmiş. Evet. Sonra da BE uzunluğu DC artı DE demiş. Buraya x buraya y dersem DC uzunluğu x ise burası da x midir? Evet. DE uzunluğu da y ise BE uzunluğu ne verilmiş? X artı y verilmiş arkadaşlar. Bakın BE uzunluğu da x artı y. X artı y burada da var. Dikkat dikkat. Ne var burada? Bu kenara bakın. Şu üçgene bakın. X çift çizgi x artı y. Burada da x çift çizgi x artı y var mı arkadaşlar? Var. Bakın x çift çizgi x artı y. Demek ki bu üçgenle bu üçgen ne oldu? Eş üçgen oldu. Eş üçgende neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Ya da aynı kenarı gören açılar birbirine eşit. Çizgiyi gören 15 ise çizgiyi gören buradaki açı da 15'tir. X artı y'yi gören burada alfa artı 15 ise buradaki x artı y'yi gören de alfa artı 15'tir. Sonra ne oldu arkadaşlar? Burada çift çizgiyi gören bu açıysa buradaki çift çizgiyi gören de buradaki açı birbirine eşittir. Hocam bak ne çıktı? İki tane açı yan yana. İki iç açının toplamı bir dış açı. Şuradaki açı alfa artı 15 ile 15'in toplamı alfa artı 30 yaptı. Hocam burada da bu açı, bakın iki iç açının toplamı bir dış açı. Burası da alfa artı 15, 30 yaptı. Alfa artı 15 ile 15'in toplamı alfa artı 30 yaptı. Alfa artı 30, alfa artı 30, alfa. Yani 3 alfa artı 60 eşittir 180 yapar. 3 alfa buradan 120 yapar. Alfayı da buradan kaç derece buluruz? 40 derece buluruz. BAC açısı isteniyor arkadaşlar bizden. Bizden ne isteniyor? Alfa artı 15 artı 15 isteniyor. Yani alfayı 40 bulduysak 40 artı 15 artı 15 kaç çıkar arkadaşlar? 70 çıkar. Yani bu sorumuzun cevabı da 70 oldu. Ve böylelikle üçgende eşliği hallettik. Şimdi sıradan haber arkadaşlar. Üçgende benzerlik var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende benzerlik videosunda konuşamadım. Üçgende benzerlik konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.